Görürsün sen pastırmayı. Ne oldu anneciğim? Ne pastırması? Bilmem. Git kayınvalidene sor. Ay pardon, annene. Sen o bir dilim pastırmaya kurban ol. Kızı bir yerden tanıyor muyum? Kuaförden herhalde. Anneciğim, görüşürüz akşam. Geç kalmayın akşama. Mucize tattık. Aynen ama şimdilik. Ya yok, bu böyle olmaz. Benim bu işi çözmem lazım Can. Ben de Leyla ile konuşacağım zaten. Dur bir dakika, ne konuşacaksın Leyla ile oğlum? Ortalık karışık zaten, ne konuşacaksın Leyla ile? Niye kimse güvenmiyor bana? Ya sen konuşamıyorsun, ben konuşacağım. Merak etme, ben onu sakinleştireceğim. Can. Tamam abi. Oğlum. Nasılsın? Daha iyisin değil mi? Hmm. Hiç heveslenme Sedacığım. Evet biraz sakinleştirdi ama yani kararımdan vazgeçilecek kadar süper güçleri yok bunun. Sela. Çık dışarı Can. Sakin ya. Ben ne yaptım şimdi? Ya sen ne ara burada çalışmaya başladın ya? Ne alaka düğün falan? Neden yani, yapamaz mıyım sence? Cancığım. Senin abin mi yolladı hayatım? Yo, ben kendi rızamla geldim ya. Kimse sana oturabilirsin demedi yalnız. Leyla. Ya seni severim biliyorsun. Ben de seni çok severim Cancığım ama işte çevren kötü, ne yapalım? Ay, ben seni de sevmem ama neyse. Sedacığım anlıyorum, zamanında çıkma teklifimi reddettiğin için pişmansın ama ben şu an Leyla ile konuşuyorum. O zaman bir an önce Sade'de gelelim. Malum sinirler gergin, anlamışsındır. Yani abimle tabii yani şimdi yani böyle terk edip gitme gibi bir durum oldu yani. Çok tatsız. Ama yani sebepleri vardır olayların. Sebepleri var, sebepleri varmış. Neymiş sebepler? Bir de senden dinleyelim olayları. Yani, tabii yani şimdi ben bu konu hakkında bir yorum yapamam. Ama diyebilirim ki yani... Bir şey diyemeyeceğim ya. Ben de çok üzgünüm. Ya bir şey söyleyin. Ya ben de yardım edeyim. Ben de bir şeyler yapayım. Bu odadan çıkıp gidebilirsin mesela. Cancığım, senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Yine de sordun, sağ ol. İnsan mısın? Yalnız o abin olacak söyle, onunla daha hesabım kapanmadı. Ya bence yine de bir sakin olalım. Yani sonuçta çünkü Melisa'nın da bir suçu yok. Kimsenin suçu yok. Benim suçum. Bende suç. Bu konu hakkında hiç psikoloğa falan gittin mi? Evet Cancığım, sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yok. Bence bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benim çıkıp bir hava almam lazım. Çünkü eğer hava almazsam birini boğazlayıvereceğim. Yani şu ellerle birazdan birinin boğazını sıkıp iyice... Anladım. Anlamana sevindim. Ne yapıyoruz şimdi? Anlayanlar
anlamayanlara anlatıyorlar. Tamam. İletişim. Çok önemli. İletişim. Okey. Hadi bakalım. İletişim. Oldu. Seda.